Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Görüşmeli. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Evet, saçlarımı kestirdim. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Beğendiyseniz saçımla ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bir kere şunu söyleyeyim, kafanız karışmasın. Videonun bazı kısımlarında saçım uzun olabilir. Arada bir yerde kestirdim o yüzden. Yaklaşık bir buçuk iki yıl sonra filan okulumuz açıldı. Güzel itimiz. İşte benim online derslerim de var, yüzde derslerim de var. Onların hepsini bu videoda göreceksiniz. Bu arada bana çok soru geliyor gerçekten son dönemde. Hani günde 3 kişi, video attığım günlerde bazen 7-8 kişi falan yazıyor. Böyle bir Erasmus tavsiyeleri diye bir video yapmak istiyorum. Instagram @onurbaliç2c ile ya da videonun altına ne anlatayım videoda, en çok neyi merak ediyorsunuz, onları yazabilirsiniz. Bir de katıl butonunu aktifleştirdim. Evet, güzel haber. Katıl butonu artık aktif kanalda. Ne gibi şeyler olacak? İşte üyelerimizle WhatsApp grubu açma, toplantılar, daha yakından tanışma gibi. Bu tarz şeyler düşündüm. Destek amaçlı da katılabilirsiniz yani. Böyle katılmanızı bekliyorum. Katılmazsanız da canınız sağ olsun. Zaten videolar bedava. Abone olmak da bedava. Benim işte bu dönem 6 tane dersim var. Endüstri Mühendisliği son sınıftayım, bilmeyenler için bu arada. Bunlardan 2 tanesi sanat dersi. Bir tane almamız yetiyor aslında ama ben biraz taş kişiliği merak ettiğim için taş kitabından da bir ders alayım dedim. İkinci dersi de aldım. Bunların haricinde 2 tane zorunlu dersim var. Seçmeli bir bölüm dersim var. O da marketing. Dersler de bu arada işte Management and Organization, Production Planning and Control, Marketing and CRM Analytics falan böyle havalı havalı isimleri var. Sanat dersleri de Theater, Drawing falan böyle. Bak şu an kayıttayız. Şu an kayıttayız. Aslında ben bir vlog çekmeyi düşünüyorum. İtüyle alakalı. Belki az bir şey eklerim ona. Bak Onurcan'la şeydeyiz. Benim ucundan eklerdim. Onurcan'la kütüphanedeyiz. Dersteyiz şu an. Bak. Sana senin gibi değil mi sanki ama ya? Sen biraz sesli konuşuyorsun. Burası kütüphane ya. Çekingenlik o yüzden bir kütüphane olduğu için. Ne ara döndürdün lan? Bir döndür bakayım işte, bir de. Onurcan'a şeyi gösteriyorum. Kamerayı gösteriyorum, şaşırıyor. Kamerayı özelken anlatıyorum. Abi ben hayvanmışım gibi ne anlatıyorsun? Bak Onurcan'ın yeni saçları nasıl? Bakın. Vada. Türk gençliğinin 190'ını temsil ediyorum. Aynen. Arka plan müziği. Onurcan dersi çok dinlemiyor. LinkedIn'den böyle şeyler gelmiş. Millet kim ne yaptı diye. O da üzülüyor böyle. Üzülmüyorum, seviniyorum. Saçmalama. Seviniyor musun? Yalan söyleme. Ata. Neyse bu dışarıda çıkınca anlatırız size daha şey detayları. Sen hiç YouTuber oldun ha. Seni yakalamışken bazı sorular soralım. Bilmiyorum. Nasıl Almanya'dan sonra alışmakta zorlanıyor musun? Evet. Ne kadar oldu geleli? Geleli 2 hafta oldu. Ütopik bir ortamdan biz ütopik bir ortama hızlı geçiş yaptık. Abi şey değil mi mesela bak biz burada böyle ekstrem bir hayat yaşıyormuşuz, onu fark ettin mi? İnsanlar böyle Avrupa'da çok sakin, böyle her şey normal gidiyor değil mi? Her şey böyle çok sıradan. Burada hayır, sınırlardayız. Burada hayat sınırlarda ama güzel, sen bu hayatı mı seviyorsun yoksa sakin bir hayat mı? Bu yanlış bir soru. Bunu aile... Nasıl ilk hafta dersler başladı? Dersler başladı, başlamasaydı ya vallahi. Erasmus tatil gibiydi, burası olmadı ya. Aynen. Ben 4. sınıftayım, Onurcan da 3. sınıfta. İşte bugün de sabahtan bir tiyatro dersim vardı, sanat dersi alıyorum. Sanatçı kişiliği. Ondan sonra öğleden sonraki dersi online yapacağım dedi bu haftalık. Biz de kütüphaneden girdik biraz önce gördüğünüz gibi. Video çekiyorum. İnsanlar bana bakıyor. Video var. Biraz da utanmışlık da var diyorsun. Yo ben artık alıştım ya. Sen buraya hafta sonu gel ya, daha iyi. Aynen. Şu an bayağı dolu. Bakın nereye geldik. Bir dakika. Baştan başla. Bir dakika bir şey değil ki. Saçımı tanımadın. Tamam. Kulüp odamızdayız. Evet. Ondan sonra yanında Beyza var. Sinan var. Şevval var burada. Böyle önemli ciddi kulüpçülük, İTÜ'de kulüpçülükle ilgili böyle şeyler gelir. Bir video çekelim. Aynen gelebilir. MDK tanıtım biliyorsun. Şeylerle, MDK başkanlarıyla falan röportaj yaptığımız şeyler olabilir. Kendisinden ayrılamıyorum. Evet. Burada da buluştuk. İyi. Akşam yemeği sırasındayız şu anda. İlk haftan nasıl geçiyor? Güzel ya, uğraşıyoruz işte. Özlemiş misin okulu? Evet, özlemişim. Değil mi?
herhalde. Aynen, görmek, bak, insanları görmek bile çok güzel. Spor nasıl geçti? Güzel ya, pek bir alet, çok ağırlık yok ama işiyor ya. Basıyor musun şimdi? Basıyoruz. Hatta... Aylık 20 lira. 20 liraya bu kadar. 20 liraya güzel mi salon? Yani idare eder. Şeyin İTÜ'nün salonuna gidiyor da, İTÜ'nün spor salonuna. Öğlen yemeği 3 lira. Öğlen akşam yemeği 4 lira. Hala bir aynı de, kalmış. Bir de şey çıktı yeni. Ne o, sabah kahvaltı veriyorlar. Ha ben, evet evet. Kahvaltı hiç yedin mi? Yemedim. Haftaya başlayacakmış o. Aynen. 11 Ekim'de. Kahvaltı 6,5 lira. Biraz alakasız ama. Aynen. Ha, öğlen 3 lira. Akşam 4, sabah kahvaltı nasıl 6,5 lira? İlginç biraz. Biraz garip. Aynen. Yapmıyorlardı ya, aynen, şimdi yapmaya başladılar. Hava kötü ya. Havalar soğumaya başladı. Serin, ama zaten bize koymuyor. Evet. Falonya'dan alışık olduğumuz için değil mi? Bu arada yeni video yayınladım biraz önce. Şuradan valla şimdi İtalya videosunu şu an yayınladım. İlk defa Taşkışı'da derse gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Taşkışı'da ne olduğunu bilmeyenler için bu arada İTÜ'nün mimarlık fakültesi oluyor. Her mühendisliğin alması zorunlu sanat dersleri oluyor. Bunlardan birini işte bu dönem aldım. Her an bırakabilirim dersi, belli değil. İlk hafta dersi bırakabiliyorsunuz. Şu anda derse doğru gidiyorum. Heyecan dorukta. Dersin adı bu arada drawing, yani çizim dersi. Ha bu arada bir arkadaşıma sordum. Sınıfın yerini bilmediğim için derse de çok az zaman kaldı bu arada. Hani hemen bulayım diye elimle koymuş gibi. Ona da buradan teşekkür ediyorum Melda'cığım. Çok sağ olasın, teşekkür ettim sana buradan. Arkadaşlar bakın, hoca ara verdi. Mükemmel bir ortam ya. Şuraya bak. Hayalimdeki üniversite ortamı yani. Şöyle mermer masalar var. Böyle projeler falan var. Baksana şuraya. Taşkışlı'da YouTuber arkadaşım Damla. Ondan tavsiyeler alıyorum. Nasıl, nereye gidilir? İşte hangi kırtasiyeye gitmem lazım? Yeni bir Taşkışlı'dan. Değil mi? Valla o kadar zor olmasa, biraz önce Damla'ya onu söyledim. Bu kadar zor olmasa mimarlık okuyabilirdim ama çok zor yani. Zor. Zor değil ama mi? Ama sevince yapıyorsunuz yani, zor. Evet, yani korkmayın diyor Damla. Aynen, seven insan gelsin yapsın ama hiç sevmiyorsanız bulaşmayın yani. Hiç denemeyin. Bu arada Damla'nın YouTube kanalına da şuradan, ne tarafta kalıyor? Şurada mıydı? Şuradan ulaşabilirsiniz. O da çok güzel mimarlıkla ilgili videolar çekiyor. Öyle. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, dersten çıktım. Çok değişik bir tecrübeydi. Hoca işte 50-30 kağıt, 2B, 3B kalem, hamur silgi falan istedi. Onların bir kısmını aldım işte. Böyle dosyam var. Dedi ki hoca, hani hiç çizim bilmeyenler de derse katılabilir dedi. Sıfırdan öğretecekmiş. Paris'ten Muratcan'ı hatırlıyor musunuz? Bak, hatırlamadıysanız şu an hatırlıyoruz bak. Hadi be! Oha! Bir dakika. Muratcan, bir dakika, şu anda bir İTÜ'den arkadaşımla karşılaştım videoda. Kanka ne yapıyorsun? Muratcan yanımda, meddeyiz. Nasıl gidiyor Erasmus'tan sonra? Alıştın mı? Yani alışmaya çalışıyoruz tabii. Gönül ister ki geri dönmek ama ülkemizi de çok seviyoruz. Evet. Paris'te Erasmus yapmak güzel miydi? Tavsiye ediyorsun. Süper. Vallahi. Aynen öyle. Hele Paris'te yani. Aynen. Zaten Paris deyince... Akan sular duruyor. Bravo, bravo. Ben de onu diyecektim. Aklıma gelmedi. Böyle çeşit çeşit İTÜ lisanslı ürünlerinin olduğu böyle rengarenk bir mağazamız var. Bu mağazadan da ben de bir iki tane tişört seçtim.
Onları alıyorum. Dersten çıktım. Yani ben gerçekten kafama bilmem ne yapayım yani arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Bu arkadaşla ben aynı dersi almıştım. Ondan sonra diğer hoca daha kolay diye ben değiştirdim. Öbür seksiyona geçtim. Ama yani ders gerçekten çok sıkıcı. Selam selam selam. Aa, ne yapıyorsun? Ceren, ne yapıyorsun? İyi tamam. İyidir. Görüşürüz sonra. Acelemiz var da. Gerçekten büyük hata yapmışım. Şimdi uğraşıyorum ama ders şeyi de bitti. Airdrop haftası falan bitti. Bir tık modum düştü ya. Moralim, beni modumu yükseltmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Like butonuna basın. Senden ne haber? Mükemmel abi. Her şey yolunda mı? Modum çok yüksek benim de. Genel yıkıklar olarak böyle yürüyoruz şu anda. İki negatif bir pozisyon yapacağız, merak etme. Aynen, adamsın. Çok fazla kulüp var. Yani 250'den fazla kulüp var. Biz de onlardan biriyiz ama sadece bir kulüp değiliz. İTÜ'nün en aktif kulübüyüz. Ya bunu kafamdan söylemiyorum. Bu sayılarla da belli bir şey. Evet, Arı 24'te en aktif kulüpler aynen. Sıralaması var zaten. Orada da bir numaradayız. Aynen. Şimdi biz İTÜ MDK, İTÜ Mezunlar Derneği öğrenci kulübü olarak mezunlarla öğrencileri bir araya getiriyoruz. Haftada 6 tane etkinlik düzenli olarak, yılda da bir tane büyük zirvemiz var. Her bölümden, her şirketten mezunları aslında ağırlıyoruz. Ağırladığımız mezunlar genelde C düzeyinde, yani CEO olsun, CFO aynen. olsun gerçekten çok başarılı ya, isimler oluyor. Bize bir şey katacak insanları davet ediyoruz. Onlar da seve seve memnuniyetle geliyorlar. Bir etkinliğimizde kahveler mezunlarında mesela mezun geliyor diyor ki, bu odada en yüksek ortalaması kim varsa onu staja alıyorum diyor mesela. Bu arada ışık mükemmel geliyor. Ben normalde bu kadar yakışıklı değilim arkadaşlar. Ben de no make-up'ım şu anda. Bu arada no filter, no make-up. Aynen öyle. Videonun sonuna gelmeden önce bir şey daha anlatmak istiyorum. Ben geldiğimden beri yaklaşık Temmuz ayının başında falan geldim. Bir önceki videodan biliyorsunuz. Staj arıyorum. Yani bir herhalde 3 ay falan aradım böyle. Bir 30-40 kere falan başvurmuşumdur. Son dönemde staj başvurularında bayağı bir aşamalar var. Mesela önce bir genel yetenek testine falan giriyorsunuz. İşte bunun Türkçesi ayrı, matematiği ayrı, yok kavramsal beceri testi, bulmacalar çözüyorsun falan filan. Bayağı böyle değişik testler oluyor. Ondan sonra işte İngilizce testine giriyorsun. Bu aşamaları geçersen seni mülakata alıyorlar. İşte mülakatta atıyorum önce birim, o hangi pozisyona başvurduysan o birimdeki kişilerle görüşüyorsun. Onu da geçersen daha üst düzey müdürlerle falan derken bayağı bir süreç uzun sürebiliyor yani birçok bazı firmalarda. Gerçekten büyük uğraşlar sonucunda şu anda hani bir şirkete girdim. Uzun dönem staj yapıyorum. Ama gerçekten staj arayanlar, staj bulmak bile bu kadar zorsa iş arayanlara Allah kolaylık versin yani. Gerçekten zormuş. Ben de onu görmüş oldum. Bir sonraki video çok güzel bir video olacak. Bütün videolar güzel ama Erasmus tavsiyeleriyle ilgili bir video yapmak istiyorum. Bir sonraki video o olacak. Çok güzel. Harikasınız. I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool.